Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden, dağlarından, yağ ovalarından, Balakan, güzel şehir Aydın'dan, Aydın 9. Tarım Fuarı'ndan tüm izleyicilerimize selamlar olsun. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur Beyefendi var. Evet başkanım, bugün fuarın son günü. Evet. Bir değerlendirme yaparsak neler söyleriz? 9. Tarım Fuarı'nı, Aydın Tarım Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi bu son gün, fuarın son günündeyiz. Perşembe günü açılışını yaptık fuarımızın. Aydın biliyorsunuz tarım potansiyeli açısından ve mevcut üretim açısından Türkiye'deki en önemli illerden bir tanesi. Hatta ilk 3 ilin bir tanesi de diyebiliriz. Yanımızda İncir'de dünya üretimi lideriyiz. Zeytinyağında ve zeytinde Türkiye üretim lideriyiz. Kestane'de Türkiye'nin en büyük üreticisiyiz aynı zamanda. Bu tip üretim birincisi olduğumuz ürünlerimiz mevcut. 8 tane üründe Türkiye'de üretim lideriyiz. Pamuk gibi mesela çok bilinmeyen yine pamuk ürününde de Şanlıurfa'dan sonra ikinci sıradayız üretimde de. Çilek'te ikinci sıradayız. Yani dolayısıyla potansiyel olarak çok yüksek potansiyele, tarım potansiyeline sahip bir ildeyiz ve böyle bir ilde de bu tip bir fuar organizasyonu borsa olarak, ticaret borsası olarak önemsiyoruz. İlk bundan 10 yıl önce 2012 yılında başladık. Bu sene, geçen yıl pandemiden dolayı yapamadığımız için bu sene 9.sünü gerçekleştiriyoruz fuarın. 2020 yılında Aydın Tarım Fuarı 342.000 ziyaretçi sayısıyla Türkiye'deki ilk 3 tarım fuarının içinde yer almaktadır. Katılımcı sayısı açısından, ziyaretçi sayısı açısından. Katılımcı firma olarak da bu yıl 168 katılımcı firma 356 tane markayla fuarımıza katılım sağladı. Tabi ziyaretçi sayısı hala devam etmekte olduğundan, evet, fuar ziyaretçi sayısı için şu anda bugün son gün olmasına rağmen veremiyorum ama evet, geçtiğimiz yıl şey yani, var, bir rağbet var yani. Var. Evet. 2020'yi de büyük ihtimalle 342 bin olan ziyaretçi sayısında pandemiye rağmen geçeceğiz, evet, gibi gözüküyor. 2020 yılında 180 milyon liralık sıcak satış gerçekleştirildi fuarda. Bu yılda gerek ziyaretçi sayısının artması açısından, gerek 2021 yılında tarımsal gelirimizin artmasından dolayı, gerekse de tabii tarımsal ekipman fiyatlarının ve ürün fiyatlarının artışından dolayı o 180 milyonluk sıcak satışının üzerinde bir satış hedefliyoruz. Umarım onu da gerçekleştirmiş oluruz. Evet başkanım, aynı zamanda Aydın Ticaret Borsası'nın coğrafi işareti alınan ürünleri var. Bunlardan, evet, bir tanesi Aydın Kestanesi, bir tanesi, evet, Memecik Zeytini. Evet. Bugün de zaten Memecik Zeytini'nin zeytinyağı ile ilgili bir, evet, yarışma oldu. Evet. Bunlar hakkında neler söyleriz? Şimdi Kestane'de biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden coğrafi işareti alan 4. ürünümüz Aydın Kestanesi. Evet. 4 ürün mevcutken bunlardan bir tanesi Aydın İnciri'ydi. Bir tanesi Aydın Kestanesi, diğerleri de Malatya Kayısı ve Gaziantep baklavasıydı, AB'den tescil alan. Türkiye'de çok bilinirliği olmasa bile Avrupa boyutunda ve dünya standartlarında Aydın Kestanesi'nin ciddi anlamda bir bilinirliği söz konusu. Söylediğiniz gibi borsamızın coğrafi işaretlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bunun sonucunda aldığımız Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Memecik Zeytinyağı tescillerimiz var. Evet. Türk Patent Enstitüsü'nden aldığımız. Aydın Memecik Zeytinyağı özelinde de üreticilerimizi de katma değerinden bu işin yararlandırmak adına ve özellikle de ambalajlı üretim yapan zeytinyağı firmalarımızı da özendirmek ve ödüllendirmek adına her yıl fuarımızda bir tadım yarışması düzenliyoruz. Bu sene de tadım yarışmamız sonuçlandı. Evet, bugün gerçekleşti. Bugün gerçekleştirdik. Evet. Saat 11'de ödül törenimizi de yaptık. Hepsi Aydın firması olmak şartıyla 4 firma bronz ödül, 4 firma gümüş madalya, 8 firma altın madalya, 2 firma da premium ödülü kazandı. Bu zaten, bu markalarımız sadece bu yaptığımız fuar organizasyonundaki tadım yarışmasında değil, Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinde yapılan
tadım yarışmalarında da hepsi ödül almış markalardan oluşuyor. Evet. Burada tekrar üstünü ispat etti firmalarımız. Memecik zeytinyağının özellikle uluslararası arenada çok ciddi anlamda bir bilinirliği ve talebi var. Evet. Güzel, kendine has aromasıyla, bitter özelliğiyle, meyvemsi tadıyla özellikle diğer yağlardan da ayrılıyor. Her ne kadar Türkiye'de bazı diğer bölgelerin yağları daha popüler gibi gözükse de uluslararası tadım yarışmalarında Memecik zeytinyağı ile birçok ödüle sahip oluyoruz. Bu yüzden Memecik zeytinyağının raf ömrünün de yüksek olmasından dolayı çok ciddi anlamda da üretici firmalar anlamında da bir rağbeti. Memecik zeytini burada bir virgül koyalım. Aynı zamanda antik döneme kadar uzanan 5000 yıl lık ağaçlar var, yani yaşayan ağaçlar var. Bununla ilgili de bu Memecik'ten elde edilen zeytinyağı da tabii ayrı bir yeri, ayrı bir önemi var. Kesinlikle. Yani biz mesela ben kendim de zeytinyağı degüstatörüm. İlk biz bunu İtalyanlardan eğitim aldığımız yıllarda, bundan 13 yıl önce mesela dünyada en iyi tabir edilen yağlardan İtalya'nın Toskana bölgesinin yağlarıyla o kadar yakın ki, yani tadım değerleri, yani tabii bunu tatmayan bilemiyor. Yani bizim özellikle damak tadımıza uygun olan Memecik zeytinyağı da Türkiye'de de gün geçtikçe rağbet edecek bir yağ haline gelmeye başladı. Bu konuda firmalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Dökme yağ ihracatında ve dökme yağ ticaretinde Aydınlı firmalarımız zaten çok etkin, ama ambalajlı yağda özellikle ve markalaşmada biraz geri kaldığımızı düşünürsek o açığı kapatmaya uğraşıyorlar. Bu açıdan da dediğim gibi üretici firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Sayın Vekil, Aydın'dayız. Aydın Tarım Fuarı'ndayız. Tarım Fuarı'nın son günü. Sizden bir değerlendirme alsak neler söylersiniz? Tabii Tarım Fuarı'nın 9.sunu tertip ediyoruz. Evet. Tabii daha önceki yıllarda, bundan önce yapılmak istenen panayır havasına geçti, ama şu anda 9.sunu yaptığımız Tarım Fuarı artık ciddi bir marka olarak oturdu Aydın'da. Evet. İlk başlarımızda ben oda başkanıydım ve Umurlu Belediye Başkanıydım o dönemde. Yapılmasında o günkü borsa başkanımızı, o gün yine belediyelerde belediyemiz var, Tepecik Belediye Başkanı katkıları oldu. Gayretle amatör ruhla başladığımız var, baya baya evet. Rayına oturdu diyorum. Evet. Katılım bugün son gün olmasına rağmen, bugün hafta sonu, ama ciddi bir katılım var. Hatta şu an katılanlar diyor ki dışarıdaki otopark alanı doldu, aşağıdaki petrol ofisine arabaları park etmek zorunda kaldık diyor. Herhalde katılımdan, katılımcılar da memnun. Dün Cumhurbaşkanımız geldi biliyorsun. Evet. Onu da coşkulu bir şekilde Aydın'ımız bağrını bastı. Burada açılışları yaptık. Ancak bugün vaktimiz müsait oldu. Açılışı görememiştik. Güzel yani, ben bakıyorum. Biz girerken zaten hareketi gördük, baya baya ciddi katılımla, yani emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Vekilim, katılımcılardan da bizim duyduğumuz, işte stand açan firmalardan da duyduğumuz şey şu, şöyle bir istekleri var. Aydın'da bir fuar alanı olması gerekiyor. Bununla ilgili hükümetin bir çalışmaları var mı? Aydın Vekili olarak neler söylersiniz? 9 yıl evvel tekel depolarına başladık biz bunu. Evet. Daha sonra orası devlet hava meydanlarına devroldu. Bir yıl Fatih Pazar yerinde, şehir içinde, orada çok dar bir alan olmadı. Sonra bu tanış depolarını devreye soktuk, ama bana göre Aydın şehri artık bir fuar alanı gerekiyor. Bunu Özlem Hanım, belediye başkanımız her dönem söz verdi, ama şu an itibariyle bir fuar alanımız yok. Eğer demin borsayla da görüştük. Evet. Sen Milli Emlak'tan bir yer bulursa hep beraber bir el birliğiyle bu fuar alanı yapalım dediler. Bana dedi, bakalım eğer bir şehir yapacaksa biz devreye girelim. Yani her aynen zaman, öyle bir fuar alanı yakışıyor. Her zaman olduğu gibi. Evet. Onlar yapmıyorsa biz yapalım bari dedik ya. Evet. Sayın Vekil, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yapmış olduğunuz açıklamalardan dolayı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet.
Evet değerli seyirciler, Aydın Tarım Fuarı'nda programımız devam ediyor. Yanımızda Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu var. Evet başkanım, bugün fuarın son günü. Evet. Neler söylersiniz? Tabii şu anda biz Aydın olarak 9.sünü düzenliyoruz. Geçen işte pandemi nedeniyle bir sene ara vermiştik. Tabii Aydın bir tarım kenti. Evet. Yani burada da fuarın olması gayet normal ve doğal. Aydın halkımız, özellikle çiftçilerimiz, hatta çiftçinin dışındaki çiftçilikle alakası olmayan vatandaşlarımız bile gelip ziyaret ediyor. Çünkü buralar gerçekten görülmesi gereken, yeni teknolojilerin, yeni ekipmanların, yeni traktörlerin, çağımıza uygun ekipmanların görüldüğü, hem sergilendiği, hem de çiftçilerimizin gelerek burada gerektiğinde fuar indirimlerinden de faydalanarak, evet, alışveriş yaptığı gerçekten bir panayır niteliğinde, bir sosyal etkileşme şeklinde değerlendirilebilir. Ve biz bunun olduğumuz müddetçe bu şekilde de devam etmesini istiyoruz. Ancak burası tarışın depoları. Yani biz Aydın şehri olarak gerçekten Aydın şehrine yakışır bir fuar yeri istiyoruz. Evet, fuar yeri. Uygun yerlerimiz de var. Yetkililere de bu konuda nerelere yapılabileceğini burada söyledik. Bir kez daha hatırlatalım madem. Evet. Tabii yine de söylüyoruz. Gerçekten bir fuar yerine ihtiyacımız var. Evet. Burası fiziki anlamda çok yeterli bir yer değil. İnsanlarımızın buraya gelip gittiğinde arabalarını park edebileceği, rahatlıkla fuar alanlarını gezebileceği bir yer değil. Ama şu anda en iyi yer burası yani. Evet. Çünkü Aydın'da buna benzer bir yerimiz maalesef yok. Gerek milletvekillerimizden, gerek de diğer yetkililerden, özellikle Tarım Bakanımızdan Aydın'a yakışır bir fuar yeri istiyoruz. Nasıl buldunuz başkanım? Bugün 4. gün, pazar günü olmasına rağmen, son gün olmasına rağmen dışarı baktığımızda gerçekten otopark dolu. Katılımı iyi gördük ama. Tabii ilgi yoğun. Yani evet, perşembe günden bu yana gerçekten gerek Aydın'dan, gerek Aydın'ın ilçelerinden, köylerinden ve etraf illerimizden Aydın'ın bir tarım kenti olması hasebiyle, evet, yoğun bir ilgi var. Bu ilginin tabii alışverişe ne kadar yansıdığını çok bilemiyorum. O birkaç gün sonra netleşir. Çünkü girdi maliyetlerinin ne kadar arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun traktör ve traktör arkasına takılan ekipmanlarda da biz bunu görüyoruz. Sadece olay gübre, işte akaryakıt, tohum, zira, ilaç değil. Traktör ve ekipmanları burada da maalesef, evet, geçen seneye göre %200'lere varan artışlar söz konusu. Çiftçilerimiz burada eğer girdi maliyetlerinin arttığı oran kadar sattığı ürün de artarsa çok büyük bir sıkıntı yaşamayız. Ama artan maliyetler karşısında sattığımız ürün de aynı oranda artmazsa işte o zaman sıkıntı yaşarız. İnşallah tabii bu aradaki farkı da devletimizin destekleme yoluyla çiftçilerimize bir şekilde ulaştırması lazım. Her zaman şunu söylüyorum. Üreticiye verilen destek aynı zamanda da tüketiciye verilmiş demektir. Bu bir slogan olması lazım. Çünkü üreten üretebilmesi için, sürdürülebilir bir tarım yapılabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Dünyada bu şekilde. Bizim ülkemizde de bu şekilde. Desteklemelerin günümüze göre de revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben başkanım, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet başkanım. Tarım fuarının son günü. Evet. Bugün 4. gün. Bir değerlendirme alsak neler söylersiniz? Tabii. Aydın bir tarım kenti olarak çok güzel bir tarım fuarı organize ediyor. Bu sene 9.sü gerçekleşiyor. Geçen pandemi şartlarından dolayı yapılamamıştı. Tabii bugün hem pazar olması hem havanın güzel olması vatandaşlarımızın ilgisini artırmış. Ben organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tabii en kısa sürede de Aydın'ımızda güzel bir tarım alanında bir tarım fuarı ve diğer fuarlarda yapmayı inşallah Rabbimize nasip etsin diyorum. Aydın bunları hak ediyor. Tabii ilimizde üretilen birçok yerel ürünün sergilendiği gibi tarım aletlerinin, makinalarının sergilendiği de çok verimli bir fuar. Ben katılan tüm katılımcılara da hayırlı ve bereketli işler diliyorum.
Özellikle Aydın'ımızın incirinin, zeytinin, zeytinyağının, kestanesinin, pamuğunun burada çok güzel tanıtıldığını gördüm. Tabii bunun yanında tarım ekipmanları, makineler noktasında da Aydın'ımızın bir tarım şehrine yakışır şekilde ne kadar mesafe kat ettiğini de bu fuarda çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle hemşehrilerimizin çoluk çocuk aileleriyle gelmiş olmaları burada güzel bir tablo ortaya çıkarmış. Ben bu vesileyle tekrar katılımcıları tebrik ediyorum. Şöyle katılımcıların da, stand açan firmaların da fuar alanıyla ilgili bir yeni bir fuar alanı beklentisi tabii, var. Aydın'ımız bunu hak ediyor. AK Parti İl Başkanı olarak bu konuda da sizler neler söylersiniz? Yani bu noktadaki her türlü girişimi destekleyeceğimizi biz az önce arkadaşlarla da paylaştık. Bu noktada yapılabilecek farklı işler var. İnşallah önümüzdeki süreçte bunların istişaresini yapıp Aydın'ımızın gerçekten hak ettiği ve Aydın'ımıza yakışır bir tarım, yani bir fuar alanı, tarım demeyelim artık. Yani belki evet, tarım fuarını da yapılacağı, diğer fuarların da yapılacağı. Evet. Aydın'ımız gerçekten tanıtımı çok yapılacak ürünü var. Belki yılda 12-15 fuar gerçekleşebilecek bir potansiyel de var. Bu noktada da biz elimizden gelen desteği sağlayacağız arkadaşlarımız. Evet. Bu vesileyle de geçtiğimiz günlerde ulusal yayına geçen World Türk kanalına da hayırlı olmasın diliyorum. Yayın hayatınızda sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun başkan. Siz de sağ olun. Sağ olun. Aydın Fuarı'nın son günündesiniz. Fuarı ziyarete geldiniz yerde. Sizi tanıyabilir miyiz? Ramazan Aker. Aydın'da avukatlık yapıyorum. Evet. Aynı zamanda çiftçiyim diyebilirim. Aydın'da sanıyorum 9. kez bu fuar düzenleniyor. Evet. Her 9'una katıldım. Her katıldığımda hem katılım sayısı hem katılan firmaların sayısı gitgide artıyor. Aradığımız pek çok şeyi hepsi olmasa bile burada bulabiliyoruz. Gördüğüm kadarıyla Muğla'dan, Denizli'den, İzmir'den, Aydın ilçelerinden yoğun bir katılım da gözleniyor. Aydın bir tarım kenti. Tarım kentinde bu ve buna benzer fuarların giderek yaygınlaşmasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Bu arada da Ege TV'den World Türkiye geçtiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Başarılarınızı devam ediyoruz. Zaten severek de sizi takip ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Aydın Tarım Fuarı'nda sohbetlerimiz devam ediyor. Evet. Evet, Aydın Tarım Fuarı'nın son günündeyiz. Sizi tanıyalım. Ben Germencik Karaağaçlı Muhtarı Emin Tay. Evet. Üreticiyim. Bugün fuarı, tarım fuarına geldiniz. Tabii ki. Neler son, söylersiniz? Bu üçüncü gelişim. Açıldığı günden itibaren bugün üçüncü gelişim. Evet. Tabii ki fuarların sergilenme, araç gereç ve yeniliklerin sergilendiği, evet, burada üreticiye daha iyi kendini ifade ettiği bir yer. Biz bunların devamını bekliyoruz ve daha büyük çapta bekliyoruz. Üreticilerin de ben inanıyorum ki ciddi bir ilgi, alaka göstermişlerdir fuara. Evet. Çünkü görünen kalabalık ve araç sayısından da belli zaten. Dışarıda otoparkta yer kalmamış. Yer kalmadı. Aynen öyle. Yani fuarı beğendik. Yani peki bir katılımcı olarak, aynı zamanda bir çiftçi olarak, evet, şu an Aydın'ın bir fuar alanı yok. Evet. Bu konuyla ilgili herhangi bir söyleyecek olduğunuz bir şeyler var mı? Şimdi baştan aslında ona değinmek isterdim. Ben yani şöyle söyleyeyim, kişisel yapım gereği her yerde her şeyi eleştiriyormuş gibi bir algı oluşmasın diye bunu söylemedim ben, ama tabii ki teşekkür ederim söylediğiniz için. Söyleme gereği duyuyoruz. Elbette ki Aydın bugün İzmir gibi ciddi bir fuar alanına ihtiyacı var. Evet. Sonuçta fuar alanı sosyal bir tesis, başka bir amaçla da kullanılabilir. İlla ki fuar amaçlı değildir. Aydın'ın ben böyle bir tesise kazandırılmasından yanayım. İsterim canı gönülden. Evet. Ege TV'den World Türkiye geçtiğiniz ve burada üreticinin sesini duyurduğunuz için, üreticiyle bizzat birebir ilgilendiğiniz için de ayrıca sizlere de teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1970 Aydın Söke doğumlu Mediha Karaoğlu İşgören. Evet. Aile firmasından 2020 yılında ayrılarak İnovmak makinesi kurdum. Makine ticareti yaparken sonrasında da bir üretim markasının gerekliliğine inanarak yine 2021 yılında da üretim markamız olan tarım makinelerini kurduk. Evet, neler yapıyorsunuz? İnovmak makine olarak makine ticaretiyle başladık.
Şimdi de makinalarıyla üretime adım attık. Evet. İlaç makinesi İlaç üretiyoruz. Evet. 400-600 hortum dolamalı yine turbo. 800, 1000, 1600 manuel kol, çapraz kol, fiber depo. Yine pompalarımızda büyük özellikle makinalarda 120 debili pompalarımızı kullanıyoruz. Çiftçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için bir yola çıktık. Aydın Fuarı da bizim için bir tanıtım yeriydi. İlk fuarımız. Evet. Bizim için verimli geçtiğini düşünüyoruz. Aydın'da normalde bu 9. fuar. Evet. Yani şimdi bugün 4. gün. Katılım nasıldı? Katılım nasıl gözlemlediniz? Bizim için güzeldi. Özellikle bölgemiz olması dolayısıyla bizim için katılmak çok önemliydi. Evet. Ve biz istediğimiz verimi aldık. Çiftçilerimizin bazıları tabii ki firmamızı yeni tanıdıkları için bizim Aydın Sökü'de olmamız onlara yakın geldiğinden dolayı bize bir avantaj sağladığını söylediler. Bununla ilgili de biz de onlara her türlü hizmeti istedikleri yerde 7/24 satış sonrasındaki hizmetimizle devam edeceğimizi belirttik. Dediğim gibi marka bilinirliğimizi ortaya çıkarabilmek için bizim için bir fırsattı. Fırsattı, evet. Evet. Peki pandemide herhangi bir etkilenme oldu mu sizde? Bizde olmadı çünkü biz tarım sektöründeyiz. O yüzden bize çalışma hiçbir zaman durmadı. Üretim sektörü olduğundan dolayı devam etti zaten. Evet, kısıtlamalar da yoktu. Evet, doğru. Aynı şekilde. O yüzden biz çalışmalarımızla sürekli devam ettiğimizden dolayı. Sadece ilaç sistemleri mi var sizde? Biz ilaç makinesini üretiyoruz. Bayiliklerimizden de yine İzmir'in köklü firmalarından Yurdusar firmasının bayisiyiz. Evet. Yine Konya'dan Özyeşil Yurt firmasının bayisiyiz. Onlar da bize bu fuarda destek vererek ürünlerini burada sergileme fırsatı tarımla bulduk. Tarımla ilgili ilaç makinalarının haricinde diğer satmış olduğunuz ürünler nelerdir? Şimdi şöyle biz çiftçilerimize açıkçası tabii ki her türlü makinayla inovmak makine olarak hizmet vermeye başlamıştık. Benim başlarken ve özellikle de çiftçilerimizle iletişimimde benden istedikleri hiçbir makineye ben bunu satmıyorum demedim. Evet. Eğer o an için bayiliğim yoksa da mutlaka iletişimde olduğum birçok firma vardı. Onlarla iletişime geçip çiftçimize bu ürünleri temin ettik. Bazı çiftçilerimiz yine aynı bölgede makine satışı olsalar bile biz sizin ticaretinizi seviyoruz, biz sizden almak istiyoruz diyerek bizim satmadığımız, elimizde bulunmayan makineleri bile bizden almak istediler, sağ olsunlar. Biz de onlara bu güveni diğer vermişiz sanırım. Diğer bayilikler de bu şekilde düşündüm. Bu şekilde devreye girdi. Evet. Aynen, aynen. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür olun. Ederim, çok sağ olun. Sağ olun. İlginize. İyi fuarlar. Sağ olun. Evet, bugün 9. Aydın Tarım Fuarı'nın son günü. Tabii bir katılımcı olarak sizden bir değerlendirme alsak neler söylersiniz? Sizi bir tanıyabilir miyiz ilk önce? Ben Coşkun Özsez, 1967 doğumlu. Evet. Sökeliyim. Doğup büyüme tarım makinalarında, yani 1980 yılında Sefa Ziraat Aletleri'nde başladım. Ve bu işin imalatından sonra satış pazarlama birkaç firmada çalışıp 2011 yılında imalata kendim başladım. Evet, kendi firmanızı kurdunuz. Evet, bugün tarım fuarının 4. günü. Neler söylersiniz? Vallahi tarım fuarının 4. günü şöyle bir şey. Şimdi kötü geçti desek yalan olur. Evet. İyi geçti desek iyi olur. Evet. Çok şükür Allah'a ne var? Aşağı yukarı bayağı bir güzel bir satışımız oldu. Ama kredilendirme belgelerinde. Ama direkt satış, sıcak satış olarak yaptık. Evet. Ve nasip olursa işte halkımız sadece şu var, fiyatlardan biraz dertli. Evet. Mazotmuş, gübremiş, bunları yakınıyorlar. Hı hı. Ama tarım fuarında herkeste bir istek var. Tabii bu tarım makinelerinin devlet tarafından da desteği var. Tabii bu destekten biraz bahsetsek. Valla tarım desteklerden de hibeli satışlar vardı. Hibeli satışlar zannedersem ayın 17'sine kadar son olduğunu söylediler. Ama bizde ekseri Ziraat Bankası satışları oldu. Hı hı. Onların proforma faturalarını kestik. Onları verdik. O da olumlu yani. Bilmem alan nasip ederse
makinelerini teslim edeceğiz bir hafta içerisinde. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz inşallah. Sağ ol. Evet. Aydın Tarım Fuarı'nda 4. gündeyiz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Talancı. Evet, Mustafa Bey, katılımcı olarak geldiniz. Söke firmasıyız. Söke firmasıyız. Evet, Aydınlıyız. Evet, neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Lastik satıyoruz, otomatik dümenleme satıyoruz, evet. Drone'la ilaçlama yapıyoruz. Evet. Tarımın içindeyiz. Genelde müşteri portföyümüz tarım, çiftçi ağırlıklı, zirai lastik. Peki şunu sorayım ben, tabii belki ilk defa duyanlar için, evet, otomatik dümenleme sistemi ile ilgili biraz bilgi alsak neler söylersiniz? Otomatik dümenleme uydu altyapısını kullanarak traktöre montajını yaptığımız ürün, tarlada düz atlar çekmeye, evet, yarıyor. Bu tarladaki insan hatalarını sıfıra indiren bir uygulama. Peki her motora, her traktöre uygun mu? Her traktöre uygun. Yeter ki traktörümüz kabinde olsun. Çünkü elektronik cihaz, yağmur, su vesaire, güneş, bunlardan korunaklı olması bizim tercih ettiğimiz bir şey. Evet. Peki ne gibi avantajları oluyor bu şekilde? 2,5 santim hassasiyetle çalışan otomatik dümenleme tarlada daha zaman olarak tasarruf, yakıt olarak tasarruf, gübrelemede, ilaçlamada tasarruf. Çünkü çiftçinin bildiği gibi üst üstüne bindirme dediğimiz olay, arkasındaki makine ekipmanı o şekilde kullanabilir. Faydaları çok, ekonomik olarak en başta. Peki bugün tarım fuarının 4. günü. Evet. Bir katılımcı olarak sizin gözlemleriniz nasıldı yani? Aydın Tarım Fuarı bizim zaten 3. defa katılışımız. Daha önce de katılmıştık. Bizim için bereketli geçiyor. Aydın çiftçi memleketi. Evet. Topraklarımız zengin. Çiftçimiz para kazandığı sürece bizim için de esnaf olarak güzel getirisi oluyor. Evet. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden. Eyvallah, olarak teşekkür ederim. Aydın Tarım Fuarı'ndayız. Yeni bir sistem var. Otomatik dümenleme sistemi. İlk önce sizi tanıyalım. Daha sonra bu sistem hakkında sizden biraz bilgi alalım. Tabii ki. Ben Talancı Ticaret'ten Talha Özer. Kendim ziraat mühendisiyim. Söke firmasısınız. Evet, Söke'den. Aydın Söke'deyiz. Evet. FC'den hem otomatik dümenleme sistemleri satıyoruz. Otomatik dümenleme sistemi denildiğinde neler söylersiniz? Şimdi nedir otomatik dümenleme sistemi? Evet. Şimdi otomatik dümenleme sistemi çiftçimizin kabinli traktörlerine uyguladığımız teknolojik bir modül, kit diyelim. Her traktöre oluyor mu? Hidrolik ve kabinli olan tüm traktörlere uyum sağlıyor. Uyum sağlıyor. Bundan hariç bir sıkıntı yok. Kabinli olması, koruması için önemli zaten. Peki çiftçiye avantajı ne yani bu sistemin? Şimdi bunun çiftçiye avantajı şöyle, çok yerden var. Biliyorsunuz ki artan girdi maliyetleri, mazot, gübre vesaireler diyeyim, adam maliyeti, hepsi dahil. Şöyle bir şey, bu olduğu zaman 25 metre ise mesela gübre serpme aletinizin, hep 25 metrede üstüne bindirmeden attığınızı düşünün. Veya tohumunuzu ekerken dar geniş yapmadığını düşünün. Daha fazla sıra ekmeniz demektir ve daha fazla mahsul almanız demektir. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi bu sistemi kullanan çiftçiler daha az, normal sisteme göre daha az tohum atar, bir. Daha az mazot harcar, iki. Daha az tohum, gübre harcar, üç. Bunları söyleriz değil mi? Evet, aynen bunları söyleriz. Aynı zamanda bitki sağlığı ve tarla sağlığı için her türlü önemli. Hava tek bir yerden giriş çıkış olduğu için, dümdüz ekim sağladığı için, ondan sonra yani bu gibi avantajlar var. Bu gibi avantajlar tabii var. Çiftçiler bunu devlet desteğiyle alabiliyor mu? Evet. Alabiliyorsa nasıl bir sistemi, nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Şu an devletimiz bu sistemi tarım için gerekli olduğunu anladı ve bunun için de kırsal kalkınma destekleri kapsamında bu sistemi soktu devreye. Evet. Şu an %50 hibe desteği veriyor. Evet. Bu destek içinde istenilen özellikler şahsın 150 dekar tarım arazisi olması lazım. Bir de 10 yaşından küçük bir traktör olması lazım. Evet.
Şimdi ne zamana kadar bu başvurular, ne zaman başladı, ne zaman bitiyor? Başvurular 21 Ocak'ta son buluyor. Önümüzdeki hafta gibi son bulacak yani başvurular. Önümüzdeki hafta 21 Ocak 2022'de son buluyor. Evet, başvurularımız son bulacak. Nereye başvurması gerekiyor çiftçiler? Çiftçilere biz kendimiz yardımcı oluyoruz. Evet, sizin SÖKE'de falancı firmasına uğrayıp bize uğrayıp bu sistemi kontrol edebilirler. Evet. Hem de bu yardımcı olarak siz bu konuda çiftçilere yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. Çiftçiye destek kapsamında. Evet. Çok da güzel bir hibe. Yani bundan tüm müşterilerimizin, tüm çiftçilerimizin yararlanmasını isteriz. 21 Ocak 2022 Cuma günü itibariyle bu destek son başvuru tarihleri. Eğer ki böyle bir sistemi siz de düşünüyorsanız, ki ben tavsiye ederim, mutlaka düşünün. SÖKE'de, hemen yakın Aydın SÖKE'de firmasıyla irtibata geçebilir. Bu desteklerden sizler de yararlanabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Böyle bir çiftçilerin, hayvancıların her şeyi anlatan, gösteren bir kanal yaptığınız için biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, değerli seyirciler, değerli takipçiler, bizi mutlaka Mehmet Arkan ile QRST YouTube kanalımıza ücretsiz abone olarak siz de takip edebilirsiniz. Evet, bizi izlemeye devam edin. 9. Aydın Tarım Fuarı an itibariyle sona erdi. Başka bir gündem özel programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.